bak bu silaha. Silahı tanıdın mı? Bizim silahla tabancayla işimiz olmaz. Bu silah ablamı öldüren, senin de kardeşinin tetiğini çektiği lanet silah. Bu silah seferin başına dayayana kadar hiçbir yere gidemezsin. İsterse 100 yıl sürsün. O kapıdan artık yardım gelmeyecek. Çünkü şimdi bana size yardım eden o hainin kim olduğunu söyleyeceksin. Vur hadi. Dur. Durmayacağım. İntikamın, hırsın yüzünden kalbin kararmış senin. Küçücük çocuğun nasıl bir acı çektiğini görmeyecek kadar hem de. Bana istemediğim şeyleri yaptırtma. Vur hadi, çek tetiği. Senden merhamet falan beklemiyorum. Hadi çek. Hadi vur. Vur bitsin bu işkence, yeter. Yetmez. Ablamın katili gelene kadar da bitmeyecek. Korkmuyorum. Senden de silahından da korkmuyorum. Vur hadi. Vur dedim sana. Nasıl olur bana o kadar? Ya, bilmeden sana zarar verdiysem özür dilerim. Beni kovmana neden olan şeyi bana anlatırsan belki çözebilirim durumu. Nasıl derim beni ahlaksızlıkla suçladılar diye? Çiçek lütfen söyle, benim yüzümden... Serap! Ara şu çiçeği, nerede kalmış? 2 dakikalık yere gitti, uyuz eşek gibi dönmek bilmedi. Geldim anne. Hele şükür, şu bardakları yerine diz. Anne. Aa, ne var? Buraya yeniden işe almışsın. Evet, itirazın mı var? Ama... Ne oldu? Paket dağıtacağım ayağına sokaklarda gezme planın suya mı düştü? Bana bak, benim dükkanımda bir daha benim arkamdan iş çevirmeye kalkma. Anladın mı? Alırım seni ayağımın altına. Ben sen de öyle istersin diye düşünmüştüm. Hediyeden sonra... Düşünme anacığım. Kuş kadar aklına sen benim yerime falan düşünme. Hem o hediye olayını da unutmuş değilim. Bu sefer babanın arkasına saklanıp kurtuldum sanma. Hareketlerine dikkat edeceksin. Gözüm üstünde. Hadi. Sen bana canlı lazımsın. Çünkü o katil senin için gelecek. Onu geberteceğim. Boşuna bekleme. Beni de kendini de yaşatmak için dönmeyecek sefer. Arkandaki her kimse... Ona da fazla güvenme. Onu da bulacağım. Kimse yok bizim arkamızda. Hırsın, intikamın, öfken ele geçirmiş seni. Kendine başaramadıkça hayali düşmanlar yaratmışsın. Hasan! Ait olduğu yere götür. Bırak! Ya bırak kolumu! Ah! Kolumu acıtıyorsun! Bıraksana! Ne kadar güzel dolaşmaya çıktık Ayşe'cim.
Oh, ne kadar güzel değil mi? Bırak kolumu. Ya bırak kolumu, bırak. Bırak dedim beni. Daha fazla tutamayacaksın beni burada. Kardeşim gibi ben de bir yolunu bulup çıkacağım buradan. Ayşe'cim acıktın mı? Ne yemek istersin? Elif abla burada işte, Elif abla. Hasan, Ayşe orada. Anca mı aklına geldi yeğenin? Köfte patates ister misin? Elif abla buradaymış. Gitmemiş ki. Yalan söylemişler bana. Benim izin vermemiş Elif ablamı görmeye. Teyzen ketçap da yaptı sen seviyorsun diye. Yanına ondan da koyarım. Of. Yazık değil mi bu çocuğa? Nasıl da üzüldü. Küçücük çocuğun önünde yapılır mı böyle şey? Hayır anlamıyorum. Bu neyin inadı? Çocuk yurt dışına kaçmış. Geri dönecek hali yok ya. Tarık neden hala bu kızı burada tutuyor? Tarık sağlıklı düşünemiyor abla. İntikam hırsı gözünü kör etmiş. Sanki intikam alınca giden geri gelecek. Bu işe bir dur demezsek olan Tarık'a olacak. Bir an önce onu vazgeçirmemiz lazım bu işten. Keşke. Ayşe'nin ne kadar üzgün olduğunu, ona ne kadar ihtiyacı olduğunu görse... belki o zaman... Gönül. Ben oğlum kendi hayatını kurtarsın diye bu iş bitsin istiyorum. Şımarık bir çocuğun gönlü olsun diye değil. Tarık kadar Ayşe'yi de düşünmek zorundayız abla. Bu yaşananlardan Ayşe çok etkileniyor. Ayşe'nin iyileşmesi için... O kız burada kaldığı sürece kimse iyi olmaz gönül. Ben önce kendi oğlumu kurtarmak derdindeyim. Bir sorun mu var? Türkiye'de görülen kıyı tipleri... Dalmaça kıyı tipi, Enine kıyı tipi, Oyna kıyı tipi. Kızım sen hiç akıllanmayacaksın değil mi? Okuyup da ne olacak diyorum. Millet sosyal medya üzerinden ne paralar kazanıyor. Gel bak bak. Kızın takipçi sayısına bak. Ne işe yarıyor ki? Yok. Vallahi dünyadan bir habersin ya. Kızım bu takipçilerin her biri para demek, para. Düzgün bir evde otursak ben de çekip koyacağım bu videolardan da. Selam. Neye bakıyorsunuz? Yeni sipariş mi var? Yok. Musafir'e sosyal medyayı tanıtmaya çalışıyorum ama almıyor kafası. Sahi var mı senin hesabın Çiçek? Niye kaçıyor bu kız benden? Bir şey oldu ama... Senin hesabın ne Kerem? Takipleşelim. Ben de pek kullanmıyorum. Mutfakta hazır sipariş var mı bakayım bir? Sen kaçsan da ben kovalamak zorundayım Çiçek. Üzgünüm. O tapuyu almak zorundayım. Evet var.
Bir anne olarak benim büyük bir sorunum var. Sen gözümün önünde büyük bir felakete doğru gidiyorsun ve ben buna engel olamıyorum. Oğlum ne olur bırak şu kızı. Bitsin gitsin artık bu iş. Anne. Babamın vasiyetini hatırlıyor musun? Evet. Ama... Peki benim ona ne söz verdiğimi hatırlıyor musun? Oğlum, onlar geçmişte kaldı. Olan oldu. Giden gelmeyecek. Bırak geçmişte yaşamını. Ben babama, ablama göz kulak olacağıma dair söz verdim. Sözümü tutamadım. Oğlum, yapma bunu kendine. Kaderin önüne geçemezsin. Bu da benim kaderim. Lütfen anlayın artık. Ablamı koruyamadım. Ama katilini bulacağım ve cezasını çektireceğim. Nefes alabilmemin... En azından Ayşe'nin yüzüne bakabilmemin tek yolu bu. Tarık, o kız burada olursa ne olacak? Ha? Çocuk kaçıp gitmiş. Gelecek. Er ya da geç gelecek. O katilin kaçmasına yardım eden her kimse kızı da kurtarmak isteyecek. Onları da bulacağım. Hepsinin cezasını tek tek elimle keseceğim. Hasan, Ayşe orada. Elif ablanın biraz işi var. Bitince gelecek, o zaman görüşürsünüz, tamam mı? Niye yalan söylediler bana? Niye dayım Elif ablaya kızıyor? Yemek zamanı. Hazır mısın köfte patates partisine? Acıkmadın mı? Bak ketçap da var ama. Hatta inanamazsın ama mayonez bile var. Ama Ayşe'cim sabah da bir şey yemedin. Hasta olacaksın böyle. Hadi aç ağzını. Peki. Acıkınca yersin o zaman. Sakin ol Elif. Sefer kurtuldu. Önemli olan bu. Arkandaki her kimse, ona da fazla güvenme. Güzdanımın Sefer'e yardım ettiğini öğrenemez ki. Kadın kendi kendini ele verecek değil ya. Sakinleş. Biraz daha dayanmalısın. Sefer'in dönmeyeceğini anlayınca pes edecek o haydut. Ya da ben bir yolunu bulup çıkacağım buradan. Zavallı Ayşe. O da benim gibi bir başına bu cehennemin bir köşesinde. Keşke. Keşke onu da kurtarabilsem. Güya her şeyi Ayşe için yapıyormuş. Nasıl da inandırmış kendini bu yalana. Hiçbirimize bir şey yapamayacaksın. İzin vermeyeceğim. O üvey anneniz olacak. Nermin kadar gaddar, merhametsiz bir kadın hiç görmedim. Nasıl da döverdi sizi. Ama sen küçücük yaşına rağmen hep koruyup kollardın kardeşlerini. Hep siper ederdin kendini onlara. Narinim kurtulamadı o zalimin elinden. Körpecik vücudu dayanamadı, göçtü gitti. Allah rahmet eylesin. Çok şükür ki siz o zalim analığınıza benzemediniz. Düzgün, pırıl pırıl, merhametli insanlar oldunuz. Baksana ne kadar mutlu Ayşe.
Çocukların yüreği saftır. O kızdan Ayşe'ye zarar gelmez. Hepsi yalan. Hepsi rahat. Büyük bir oyun oynuyorsunuz bana. Size yardım eden de bunun hesabını verecek. Hasan. Gürkan denen çocuğu hemen getir bana. Bakalım oyunun arkasında kim var görelim. Emredersiniz. Hülya teyzeciğim. Güzide. Hani bitmişti bu iş? Hani kurtulacaktık kızdan? Tarık kardeşi gelene kadar o kız burada kalacak diyor. Ne? Nasıl olur? Hem niye? Kardeşi kaçtı işte. Ne işine yarayacak ki Elif? Kardeşi geri gelecek diyor. Bu işi yapanları da bulup hepsinden hesap soracağım diyor. Kahretsin, asla pes etmiyorum. Güzide. Başladığın işi bitirip o kızdan kurtulacaksın. Aksi halde huzura kavuşmamız ve daha güzel bir hayata geçmemiz mümkün olmayacak. Size söz veriyorum, gidecek o kız. Tarık yeni bir hayat hak ediyor. Hepimiz öyle. Kız resmen kapattı kendini mutfağa. Nasıl etkileyeceğim ben bunu oturduğum yerde? Çiçek! Hadi nerede kaldı börekler ya? Dört peynirli, dört patatesli, tamam. Hepsi içinde. Ver. Şey, anne. Hı? Ben haftalığımı biraz erken alabilir miyim? Bu niye? Ya temel matematik kitabı var da onu almam gerekiyor. Hasbinallah. Yok para mara. Bugün toptancıya yapılacak bir ton ödeme var zaten. Bak bak, koş koş koş. Dili tutacak bu halibini, koş karıştır yürü. Sen de bunları bırak. Nasıl iş ya? Kız koca dükkanın sahibi bir test kitabı almaya para dilenmek zorunda. Bu Kerem. Aslını bekliyorsan yanlış duraktasın. Otobüs diyorum, buradan geçmez. Hadi ne duruyorsun, götür şu siparişleri. Affedersin, dalmışım. Başka bir şey istiyorsa söyle. Benim elma şekerim bir şeye kızmış belli. Hadi anlat Münir'e. Niye canın sıkıldıksın? Belli. Yüzüme bile bakmadı. Niye acaba? Gülün Hanım, ben biliyorum sanırım. Söyle kızım, çekinme. Elif'i depoya götürürlerken Ayşe gördü. Nasıl? Nereden gördü? Biz koruya dolaşmaya çıkmıştık. O zaman gördü. Ay yavrucak. Yarasına merhem ararken başka başka yaralar açılıyor. Ah evladım. Ne diyeyim ben sana? Keşke bizim gördüğümüzü sen de görebilsen.
Müsait miydin oğlum? Bir şey mi oldu teyze? Ayşe'yi değil Tarık. Elif'in müştemilata kapattığını görmüş. Ne konuşuyor, ne yemek yiyor. Oğlum, biz kendimizden çoktan geçtik. Ama seni böyle gördükçe acımızı yüreğimize gömmek zorunda kaldık. Bu acı, bu öfke seni mahvetti, başka yerlere götürdü oğlum. Yanın başındaki derdi görmez oldu gözlerin. Ayşe gözümüzün önünde soluyor. Hiçbirimiz çare olamıyoruz çocuğa. Yalvarıyorum sana oğlum. Ne olur vazgeç, dön bu yoldan. Bırak gitsin o kız. Bizim hatırımız yoksa Ayşe için. Sen Ayşe ile ilgilenmeye devam et. İlgileniyorum ilgilenmesine ama oğlum yetemiyorum çocuğa. Elif istiyor, Elif'in yanında olmasını istiyor. Onunla zaman geçirmekten başka bir şey istemiyor. Onu sen de biliyorsun. Hele kızı depoya kapattığını görünce Elif ablam buradaymış. Siz bana söylemiyorsunuz diye hepimize kırgın. Ama en çok da sana kırgın oğlum. Unutacak teyze. Unutmak zorunda. Kadar dil döktü. Ağzını açıp tek kelime etmedi Ayşe. Ah, ah. Olan hep öksüz oluyor zaten. Boşuna dememişler kızım. Anan öldü mü bir başınasın diye. Yavrucak kim bilir ne gördü de kanı kaynadı kısa. Çocuklarla hayvanların gönül gözü açıktır teyze. İyi ile kötüyü bilirler. Çok biliyorsun. Yalan mı? Gördün kızı. Gözünde kötülük var mı? O da Ayşe gibi bir belanın kurbanı. Tarık Bey resmen eziyet ediyor kıza. Hayatı tadını bunlar çıkarıyor vallahi. Biz de burada patates soğan arasında çürüyüp gidelim. Efendim Aysel? Kızım, sana bomba gibi bir haberim var. Bizim şirket lüks bir otelde tanıtım toplantısı yapıyor ve ne kadar ünlü varsa gelecek. Ciddi misin? Aynen canım. Sen de nispet yapmaya mı aradın beni Uyuz? Saçmalama kızım, iki tane davetiyem var. Şakasın. Eğleniyor musun kızım sen benimle? Yok, ciddi düşünüyorum ben seninle. Kızım deli misin? İkimiz birlikte gidiyoruz. Geleceksin değil mi? Kaçırır mıyım hiç? İyi, o zaman kombinini şimdiden hazırlamaya başla çünkü hatunlar yıkılacak haberin olsun. Merak etme, biz de ateş edeceğiz ateş. Tamam, kapatıyorum. Patron arıyor. Hadi bay bay. Bay bay. Elbiseyi Kerem sayesinde çözdük de ayakkabıyı ne yapacağız bakalım. Ah şunu da bir alabilsem. Tam da kıyafetime uygun. Borcum ne kadar? 100 lira. Buyurun. İyi günler. Bu ne ya? Az sonra kapışıyoruz bebeğim. Bekle beni.
Anne. Hı? Ben haftalığımı biraz erken alabilir miyim? O niye? Ya temel matematik kitabı var da onu almam gerekiyor. Yok para mara. Bugün toptancıya yapılacak bir ton ödeme var zaten. Çok istiyor o kitabı belli. Ben alsam ona o kitabı. Hem bu hediye de sayılmaz ki. Kızı hediye test kitabı olarak kendime aşık ettim desem kim inanır ki bana? Gerçekten bambaşka bir kız o. Bu defa en azından onun da istediği bir şey yapacağım. Evet, bakalım en yakındaki kitap evi neresiymiş? Buyur Asaf. Ne istemiştin oğlum? Bizim çocuklara bakabilir misin Nuriye abla? Tamam oğlum, sen git ben bakarım. Sağ olasın. Nasılsın Ebru? İyi. Hayırdır? O ne tavır öyle? Hiç. Nasıl hiç? Alambik olmadın kaldın. Hak etti demek ki. O ne demek? Elif'i kolundan tutup nasıl soktu depoya? Hasan'dan hiç beklemezdim, hiç yakıştıramadım. O da ne denirse onu yapıyor. Hem sen öyle herkesin işine karışma bakayım. Bak işine. Doğru diyorsun. Ne yapsın, o da emir kulu. Bir kadınla öyle davranmaz yoksa Hasan. Şu adama niye Hasan deyip duruyorsun? Ha? Abin o senin. Ne abisi teyze? Anamdan babamdan kardeşim mi? Bana bak, senin çenen çok düştü ha. Ben toparlamadan sen toparlan kızım, tamam mı? İşine bak. Allah Allah. İşin var benim seninle ha. Hasan da Hasan. Okan, bana acil yardımın lazım kardeşim. Ne oldu kanka? Acil dedim, 5. viteste geldim. Bravo kanka, ne yapalım? Sana ralli kupasını verelim. Değerimi bil yeter. Dinle. Bana hemen gidiyorsun. Üniversiteye hazırlık temel matematik test kitabı alıyorsun, tamam mı kardeşim? Ne? O ne be? Bunların hepsi tek mi kitap mı? Aynen. Zaten ben de ezberleyene kadar bayağı bir turladım. İyi de niye? Ha, anladım. Sen şimdi işi bırakınca hayata yeniden mi başlayacaksın? Yani tekrar mı gireceksin sınava? Okan, canımı sıkma. Acil diyorum. Önemli diyorum. Tamam mı kardeşim? Tamam patron. Arar bulurum. Dert etme de. Niye lazım? Tabii sorabiliyorsak eğer. Çiçeği alacağım. Seni işten atan çiçeği. Oo, sen bilmiyorsun durumları. Durumlar değişti kanka. Nasıl değişti? Ben yeniden girdim işe. Yok artık. Fatma Hanım geri aldı beni. Arkadaş, lokanta değil, Çin borsası yeminle. Her saniye bir gelişme oluyor, durduramıyoruz. Yani sen son tahlilde profesyonel, presentable, uzman kurye kariyerine devam ediyorsun yani, bu mu? Okan, boş konuşman bittiyse yardım edeceksin değil mi bana? Sorun hata patron. Bir dakika, bana bu kitabın adını yazsana. Destan gibi adı var. Hazırlık, üniversite, matematik. 2 dakika sonra unutacağım ben, biliyorum. Bak, yazarını da yazdım, karıştırma tamam mı? Baş üstüne patron. Okan, bulabileceksin değil mi? Ben her yere baktım, tükenmişti her yerde. Ya sen şimdi gidip zincir market reyonuna falan bakmışsındır. Ben giderim kitap evine, bulurum. Merak etme. Hadi eyvallah. Hadi, görüşürüz. Allah'ım, ne zaman bitecek bu kabus? Seferimin kaçıp kurtulduğuna gönlümce sevinemiyorum bile. Benim kuzum kurtuldu. Peki o yavrucak? Ayşe nasıl? O hayduttan çekiniyorsun biliyorum. Haklısın da. Ama ne olur Ayşe'nin nasıl olduğunu söyle. İyi değil. Senin buraya kapatıldığını gördüm. Çok üzgün. Yemeden içmeden kesildi garibim. Hadi şu pansumanı yapayım senin. Gel. Ne
Hakan'ı getirdik efendim. Güzel. Çek. Kimse yok mu? Ablam, Fatma Hanım. Annem mutfakta, ablam da eve kadar gitti. Ne yapıyorsun? Ha, pardon. Ya ben bunu sana vermek istemiştim de. Kerem, ben sana bir daha hediye yok diyorum. Sen ne yapıyorsun? Bu hediye değil. Ya sana destek olmak istedim. O ne demek? Aç bak poşete. Lütfen. Belki yüzünü güldürür diye düşündüm. Çok incesin ama... ben bunu alamam. Lütfen kabul et Çiçek. Ya... benim yüzümden canının sıkıldığını biliyorum. Sen anlatmasan da anlayabiliyorum. Yok öyle bir şey. Peki, dediğin gibi olsun. Ama lütfen kitabı kabul et. O sınavı kazanacaksın, biliyorum. Bu başarında ufacık bir katkım olsun, çok mutlu olurum. Ablam. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Serap. Alışverişten mi? Yok. Evden geliyorum. O nereden çıktı? Üstünü değiştirmişsin de. Ha, şey, üstüme koku silmişti de. O yüzden değiştireyim dedim. Bakıyorum da gözün hep üstümde Keremciğim. Dikkat et de şaşı olma. Çiçek nerede? Mutfakta mı? Bilmem ki, ben de yeni geldim. Ne oluyor Güzide? Apar topar çağırdın beni. Tarık kızı göndermemiş. Hala konakta tutuyormuş. Kardeşi gelene kadar bırakmayacağım demiş. Hayda. E ne olacak şimdi? Kızdan kurtulmanın bir yolunu bulacağız. Ama bir problemimiz daha var. Nedir Güzide? Tarık Sefer'e birilerinin yardım ettiğinden şüphelenmeye başlamış. Artık çok daha dikkatli olmamız lazım. Hadi kızdan kurtulduk diyelim. Şirketten çektiğin para ne olacak Güzide? Ha? Tarık Sefer'e yardım edildiğini anladıysa... herkesten, her şeyden şüphelenmeye başlayacak. Sıra dışı olan her şeyi didiklemeye devam edecek. Elin er ya da geç benim çektiğim paranın da peşine düşecek zaten. Merak etme sen. Sıra ona da gelecek. Hem bakarsın yakında şirkete dahil her şeyin sahibimiz oluruz. Nasıl olacakmış o? Bir de bu rahatlık nereden geliyor sana, öğrenebilir miyim? Hülya nihayet Tarık'la beni evlendirmek istediğini ima etti. Güzel. Azmine hayranım sizin. Çek şu elini abi. Gevşeme hemen. Daha bir dolu mesele var çözmemiz gereken. Hayırdır? Müstakbel kayınvalidim mi arıyor yoksa? Yok. Sefer'e yurt dışında yardım edecek olan arkadaşım. Canım, müsait değilim. Birazdan arayacağım ben seni. Tamam. Elif belasından kurtulana kadar... dikkatleri üzerinde çekmemeye çalış. Eğer para meselesini takip etmesini istemiyorsan da Tarık'ın gözüne gir. Bu bana zaman kazandırır. Parayı bulmak daha kolay Güzide. Gevşeme abi hemen. Hem Ayşe ile ilgilensen yeter. Ama elinin ucuyla ilgilenmekten bahsetmiyorum. Gerçekten ilgilenmekten bahsediyorum. Bir zor görev daha.
Ya ben beceremiyorum bu babalık işlerini yani. Abi. Ya tamam be. Bak. Hülya'nın gözünü girdim gireceğim. Elif'ten kurtuldun mu? Tarık benim demektir. Hadi bakalım. İkinci round başlasın. Abi, benim bir şeyden haberim yok. Yalanım varsa... Çıkın. Sana bir kere soracağım. Sadece bir kere. Sefer'in arkasında kim var? Kim olacak Tarık Bey? Bak, sana bir kere soracağım dedim. İyi düşün, öyle cevap ver. Sefer'i kim kolluyor? Kimse. Sefer garibanın tekidir. Hangi gariban iki günde yurt dışına çıkar lan? Kim var arkasında söyle. Ben mahalleden tanırım Sefer'i. Benim bildiğim kimseleri yoktur. Bir ablası, bir kendisi. Yıllardır kendi başınadır onlar. Bana inanmıyorsanız mahalleliye sorun. Hem öyle arkası olan adamın bizim orada işi ne? Bak, bu kapıdan sağ çıkmak istiyorsan konuş. İşinize yarar mı bilmem ama. Söylesene lan. Sefer birinden bahsetmişti. Bir kadın var. Bana da ablama da yardım edecek demişti. Kadın mı? Evet. Gönderin. Ama en güvendiğin iki adamını peşine tak. Emredersiniz. Adamlarına söyle çok dikkatli olsunlar. Bu herif takip edildiğini anlamamalı. Paçayı kurtardığını sansın ki bizi asıl hedefimize ulaştırsın. Kitabı görünce nasıl parladı gözleri. Çiçeğin kalbine giden yol çoktan seçmeli testlerden geçiyormuş demek. Aferin oğlum Kerem. Doğru yoldasın. Yorum yapmadın. Nasıl olmuşum? Ne nasıl? Kıyafetimi diyorum, beğendin mi? Ben anlamam o işlerden. Hadi hadi. Bir kadının kıyafetini değiştirdiğini fark eden bunu bal gibi fark eder. Ayrıca çiçeğe aldığın elbiseyi gördüm. Bayağı zevklisin. Ben de param boşa gitmesin diye iade ettim, bunları aldım. Ne diye yaptın böyle bir şeyi? Asıl soru şu. Sen 3 kuruşluk maaşınla o kadar pahalı bir hediyeyi nasıl aldın? Hadi. Cevap bekliyorum. Dökür. Ne saklıyorsun sen bizden? Ne saklayacağım? Bir arkadaşım o mağazada çalışıyor. Defol ürünleri ucuza satıyorlar. Öyle aldım. Pek inandırıcı gelmedi bana ama neyse. Ne demişler? Üzümü niye, bağını sorma. Bu kıza dikkat etmem lazım. Sürekli açığımı yakalama peşinde. Lan, bu
bu kadın... Kim bu kadın? Niye yardım ediyor Sefer'e? Bizim için siz nereden tanıyorsunuz Asya'da güzelini? Ulan ben diyorum bu oyuncakla beyin Sefer'le ilgili sana. Şimdi anlaşıldı. Benim gibi bu sosyetik abla da bu mesele kapansın istiyor belli. Lan yoksa beni tutan müşteri bu hatun olmasın? Olur mu olur? Ah be Tarık Karacahanlı. Düşmanlarını hep yanlış yerlerde arıyorsun. Ne duruyorsun lan? Binsene arabaya. Devam et. Güzide ne yapmayı planlıyorsun? Herkesin huzuru için ne gerekiyorsa onu. Siz şimdilik o kızın bir daha dönmemek üzere konaktan gideceğini bilin. Ve içiniz rahat olsun Hülya teyzeciğim. Sana güveniyorum. Ama artık sabrım kalmadı. Tarık'ı her an kaybedebiliriz. Böyle bir şey olmayacak. İzninizle benim harekete geçmem gerek. Hep erişemeyeceğin yüksek dallarda oldu gözün. Bakalım Tarık'ı gerçekten istiyor musun? Ne istiyorsun yine? Demek kardeşim masum ve size yardım eden kimse yok. Sen bir şey ilk söylendiğinde anlamıyorsun galiba. Evet, Sefer masum, kimse bize yardım... Kes! Bırak yalan söylemeyi. Sefer Gürkan denen o herife ona yardım eden bir kadından bahsetmiş. Sen de o sabıkalı serseriye inandın yani öyle mi? Hiç şaşırmadım. Senin gibi bir haydut ancak kendi gibi birinin sözlerini ciddiye alır zaten. Yazık sana. Bana bak. Söyleyeceksin. Arkanızda kim var? O katilin kaçmasına kim yardım etti tek tek anlatacaksın. Kimse yok. Senin için inanması imkansız ama bizim bir Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Herkesi kendin gibi bir araba dolusu korumanın gölgesi altında, karanlık bir dünyada yaşıyor sanıyorsun ama öyle değil. Sefer'in böcek gibi saklandığı Hanife teyzesinin bahçesinde bulundu. Tekrar görüşeceğiz. Güvenin bana. Şimdi hırsızlıkla mı suçluyorsun beni? Bırak elim oyunu yapmayı. Demek size yardım eden bir kadın var. Ve şimdi sen bana o kadının kim olduğunu söyleyeceksin. Yok öyle biri. Yok dedim sana. Yok, yok, yok. Ebru, Elif Hanım ilaçları mı onlar? Evet efendim.
Tamam, ben götürürüm. Tarık içeride zaten. Sen de oyalanma. Git Ayşe'yle ilgilen. Nasıl isterseniz. Hadi Tarık, çık artık, çık. Hani niye konuşuyorsun ki bu kızla bu kadar? Hem nefret ediyorum diyor, hem de yanımdan ayrılamıyor. Saçmalama Güzide. Stresten iyice paranoya yaklaştın. Ne iş olur Tarık böyle paçozla. Tarık da çok iyi biliyor. Onun ilacı benim aşkım. Çok mutlu edeceğim Tarık seni. Çok. Önce bu bilekliğin sahibini, sonra da o katil kardeşini bulup olduklarına pişman edeceğim. Varsa bilekliğin Güzide Hanım'ın olduğunu. Yemedim. Etmek istemesen de Ayşe'nin ilacı Elif oğlu. Rabbim de biliyor ya, Elif'in kalbinin temizliğine ben de inanıyorum. Artık intikamı değil de Ayşe'ye tutunmanın zamanı gelmedi mi oğlum? Kardeşim, Fatma Özgür ben. Ya bizim bakiye ne kadardı? Ben 5500 hesapladım ama emin olamadım. Hah, tamam. Hazır hazır. Ben bugün yaparım ödemeyi arkadaşlara. Tamam, iyi günler. Sağ olun. Nerede bu para ya? Serap! Çabuk buraya gel Serap! Efendim anneciğim? Anneciğim ben toptancaya vermek için buraya para ayırmıştım ama bulamıyorum. Sen kaldırdın mı bir yere? Aa, oradaydı. Dur sen görememişsindir, bir de ben bakayım. Ya bakayım. Allah Allah ya. Buradaydı para, nereye gitti ki? Senden başka kimse baktı mı kasaya? Ya bir ben bir çiçek. Nereye gitti onca para ya? Anne. Ha, buldun mu? Yok, yok da. Bu çiçek bize misilleme yapıyor olmasın elbisesini aldık diye. Hı? Allah, yapar mı yapar? Kız o ne fenadır o. Sen dur, ben biliyorum ona yapacağımı. Çiçek! Ver şunu bana! Anne ne yapıyorsun? Seni, hırsız anne. Seni! Koynumda bunca yıl yılan beslemişim, haberim yok. Ne hırsız anne? Sus, sus. Bana sakın yalan söyleme. Sen aldın o parayı, biliyorum. Aklın sıra benden intikam aldın, öyle mi? Anne ne parası, anlamıyorum. Toptancıya vermek için kasaya ayırdığın para. Benden alamayınca çaldığın para. Anne ben para falan almadım. Sus, yalan söyleme. Bunu nasıl aldın o zaman ha? Nasıl aldın? Sus, susma.
Konuş. Konuş. Niye konuşmuyorsun? Söyle çabuk. Nerede paranın kalanı? Çabuk söyle. Vallahi gözünün yaşına bakmam, polise veririm seni ha. Niye böyle yapıyorsun Ayşe? Tarık. Nesi varmış Ayşe'nin? Yemek yemiyormuş. Buna mı canın sıkıldı? Yemezse yemez. Acıkınca yer, ne var bunda? Dünden beri bir şey yememiş anne. Tarık, abartma istersen. Ölmezsin açlıktan. Anne, Ayşe küçücük bir çocuk. Bilmem farkında mısın? Tabii ki farkındayım oğlum. Ama ne sen ne de gönül. O şımarık çocuğun Ayşe'nin sizi parmağında oynattığının farkında değilsiniz. Hele Gönül. Zaten hep onun yüzünden bu kaprisleri. Gönül kim? Çocuk eğitmek kim? Ancak o elma şekerim, elma şekerim diye sevip öpüp şımartsın. O kadar. Doğru. Teyzemin bildiği tek şey sevmek. Senin aksine. Sen neler söylüyorsun Tarık? Bu dünyada benim en sevdiğim sensin. Sen benim canımsın, kanımsın. Sorun da bu ya. Sevgin bile şarta bağlı anne. Senin kanından ve canımdan olduğum için seviyorsun beni. Ama ablamın... Ablam senin için babamdan kalan bir yüktü hep. Bir günden bir güne serip okşamadın onu. Gerçi beni de sevip okşadığını hatırlamıyorum ama. Şimdi aynısını Ayşe'ye yapıyorsun. Yapma anne. Tarık. Bunlar nasıl sözler? Saygısızlığını öfkene veriyorum. Bir daha da benle bu tonda konuşma. Seni men ediyorum. Lafımı bitirmedim. Ben bitirdim. Yine mi sen? Anlamadım. Çekil önümden diyorum. Güzide Hanım. Ben yardımcı olayım. Elif Hanım'ın ilaçları. Ebru ilgileniyor kendisiyle. Tarık Bey'in kesin talimatı var. Ebru'nun Ayşe ile ilgilenmesi gerekiyordu Hasan. Sorgu merasimi bittiyse izin verir misin artık? Mersin. Güzide Hanım, çok kötü bir şey oldu. Sefer iyi, merak etmeyin. Şimdi sizi buradan çıkarmamız lazım. Fazla vaktimiz yok. Bilekliğinizi düşürmüşsünüz Hanife teyzenin bahçesinde. Adamları bulup getirmiş. Bize yardım edenin bir kadın olduğunu anladım. Siz bir şey söylediniz mi peki? Hayır, asla. Bu hiç iyi olmadı. Tamam. Daha dikkatli olmalıyız. Şimdi bir an önce sizi buradan çıkartmamız lazım. Ben her şey hazır olur olmaz size haber vereceğim. Bizzat gelip kendim alacağım. Benden haber bekleyin. Sakın Tarık'ın tuzağına düşmeyin bir daha. Sizden bir ricam olacak. Sefer iyi demiştiniz ama bir arayıp sesini duysam içim çok daha rahat edecek. Çok kısa. Sefer, ablacığım.
İstesen istemesen de Ayşe'nin ilacı Elif oğlum. Rabbim de biliyor ya, Elif'in kalbinin temizine ben de inanıyorum. Artık intikamı değil de Ayşe'ye tutunmanın zamanı gelmedi mi oğlum? Tarık Bey, dışarı mı çıkacaksınız efendim? Hazırlatayım mı aracı? Ne durumda? Ebru ilaçlarını veriyor değil mi? İyi efendim. Ebru Ayşe'nin yanında. Güzide Hanım getirdi ilaçlarını. Güzide mi? Konakta başka adam mı kalmamış? Güzide Hanım öyle deyince... Ben çok iyiyim, merak etme. Beni boş versen nasılsın? Geleceğim, merak etme. Fırsatını bulur bulmaz yanındayım.